Herkese merhaba, ben Satır Melek Selin'den kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere avokado ile yapmış olduğum kahvaltılık harika bir tarifle geldim, mutlaka kaydedin. Tarifimizde bir tane avokado kullanmamız gerekiyor. Yetkin olanını alırsanız işiniz daha kolaylaşacaktır. Benim canım çok çektiği için olgunlaşmasını bekleyemedim. O yüzden kabuğundan ayırırken de bayağı bir söylendim. Birazdan kameramın açık haliyle ne kadar söylendiğimi de duyacaksınız. Ortadan keselim, sonrasında da kabuğundan çıkartalım, robotumuzu ekleyelim. Yetmemiş. Canım da istedi, yetmesini de bekleyemeyeceğim yani. Robot halleder. Niye böyle konuşuyorum? Eğer robotunuz çok fazla zorlansın istemiyorsanız doğrayarak da ekleyebilirsiniz. Bir su bardağı da haşlanmış nohut ekleyelim. Bir çay bardağı da zeytinyağı. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Tuz miktarını damak tadınıza göre eksiltebilir, çoğaltabilirsiniz. Bir avuç kadar da maydanoz ekleyelim. Yarım da limon suyu. Kullandığımız bütün malzemeler sadece bu kadar. Çekirdek düştü bir tane, onu da alıyorum. Sonrasında da robotumu çalıştırıyorum ve püre haline gelene kadar da çekiyorum. Püre haline gelene kadar çektim. Tabağıma aldım. Kaşığımın arka tarafıyla düzleştiriyorum. Sonrasında da aynı humusta olduğu gibi dairesel böyle çukurlar yapalım. Üzerine bir miktar zeytinyağı, birazcık da susam gezdirelim. Sonrasında da afiyetle yemek için hazır oluyor. Gerçekten o kadar güzel bir lezzet ki mutlaka denemenizi de öneririm. Avokado sonradan hayatımıza girdiği için çok fazla damak tadımıza uymuyor. Sade yemesini sevmiyorum. Ben bu şekilde soslandırarak hoşuma gidiyor. Arada tüketmek gerekiyor. Bu şekilde tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bugün de tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek amaçlı kanalıma abone olmayı, izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayalım. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.